ve Predrag Robniak'la başlıyor. Ve Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki bu karşılaşmada Ülker Spor sahada Quadra Lolis, Benjamin Henlock'tan Milian Golovic, Harun Erdanay ve Tutku Açık'ta yer alacak. Mehmet Keser Atan'ın yaptığı hava atışı ve ilk hücum şansı Efes Pilsen'de. Seken top sonrasında ilk basketi bulan Ömer Onan. Karşılaşmaya basketle başlıyor Efes Pilsen. Maçın federasyon gözlemcisi Emir Turan. Ve şimdi Ülker Spor hücumu. Henlockton. Henlockton topla yürüme kararı. İlk maçta da Henlockton Hüseyin'le beraber eşleşmişti doğal olarak ve bu mücadeleden daha başarılı çıkan Hüseyin olmuştu. Tabii ilk maçta da oyunun kaderini oyun kurucuların oluşturacağını, neticeyi onların bulacağını söylemiştik. İşte Mula ilk maçta çok etken olmuştu Efes Pilsen adına. Bu atışı isabetli değil ve Ülker Spor şimdi hücum bölgesinde. Harun. Lolis dışarıya çıkıyor topu almak üzere. Henlockton, yanında Hüseyin var. Robniak potu altında tutkuyu aşan top dışarıda. Böylece iki hücumdan da boş dönmüş oluyor Ülker Spor. Henlockton benim attığım yerde olacaktın diyor tutkuya. Tutku da pası bana vermelisin diyor. Buna tabii şu anda ceketini çıkartıp başın başından itibaren soyunmuş olduğunu gördüğümüz Murat Didin'i de üzen bir top kaybı oldu. Robniak. Mula Ömerovic dışarıda topu aldı. Ömer pota altında Hüseyin uygun pozisyon, atış isabeti değil. Pot altı mücadelesi. Ve bu mücadeleden acaba kim galip çıkacak? Bu mücadeleden galip ayrılan taraf Efes Pilsen oluyor. Ömer yerde ama Ömer'le mücadelesi sırasında topun dışarıya çıkmasına neden olan Ülker Sporlu oyuncular. Ve böylece kenardan top oyuna sokuyor Efes Pilsen. Hüseyin Henlockton yanında. Hüseyin öncesinde faul kararı. Henlockton çok yakın oynuyor Hüseyin Beşok'a ve faul yaptı Hüseyin'e Benjamin Henlockton. Henlockton'un da bugün oyuna hırslı başladığını görüyoruz. İzlediğimiz pozisyonda Hüseyin'den faul oluşturuyorsa da bu ikiliden bugün çok enteresan görüntüler izleyeceğiz bütün maç boyunca. Bu arada Damir Mulojmirović topu aldığı anda ayağı çizgideydi. İsmail Özgün bunu tespit ediyor ve böylece Efes Pilsen hücumunu kaybetmiş oldu. Hücum şansını kaybetmiş oldu. Şimdi Ülker Spor hücum geliştiriyor. Tutku. Tutku'nun pası Golioviç'e. Golioviç 3 sayılık atış kullandı. İsabeti değil. Hüseyin aldı reboundu. 1,5 dakikalık süre içinde Ülker Spor sayı bulamazken Efes Pilsen 2 sayı kaydetti. Bu kaydedilen ilk 2 sayıydı ve bu ilk 2 sayı Ömer Onan'ın bulduğu sayılardı. Hava atışından sonra bulduğu sayılardı. Bu hücumdan da boş dönüyor Efes Pilsen. Karşılıklı top kayıpları ve şimdi Ülker Spor hücumu. Tutku. Henlockton. Golovic. Karşısında Şçepanović var. Harun boşa karşı topu aldı. Harun. Faul. Faul yapan Damir Mulojmirović. Harun'un fake'i çok inandırıcı oldu ve Mula onun üstüne düşmek zorunda kaldı. Başka tarafa da kaçamazdı zaten. İşte faul pozisyonu. Golovic de kenardan topu oyuna soktu Ülker Spor. Lolis. Henlockton. Yanında Hüseyin var. Henlockton pozisyonu zorlayacaktı. Topunu kaybediyor. Ömer'in pası Mulojmirović'e. Mulojmirović yüklendi turnike basket. Henlockton'un da Hüseyin karşısında ikinci top kaybı oluyor bu. 4-0. Tutku. Lolis. Tutku ve Harun. Golovic dışarıya çıkmaya çalışıyor. Mulojmirović'in baskısı vardı. Golovic topu aldı. Golovic güzel hareketler. Atış kısa düşüyor. Henlockton tamamlamaya çalıştı. Panya'dan seken top son olarak Efes Pilsen'de. Ömer. Drobniak. Dip çizgide kapatmayı görünce dışarıya döndü. Ve iki sayılık basket geliyor Hüseyin Beşok'tan. 6-0. Drobniak Hüseyin ikilisi çok güzel bir sayı ürettiler. Bunu zaten Efesler hep yapıyor. Efeslerin en kuvvetli oldukları yerde 4 iyi uzun oyuncusu Mehmet Okur'la Arda'da daha sırada bekliyorlar. 3 sayılık basket Tutku Açık'tan. 3 dakika içinde sayı bulamamıştı Ülker Spor ve Tutku'nun 3 sayılık basketiyle skor 6-3. Ömer. Şçepanović dışarıya çıkıyor, topu alıyor. 3 sayılık atış deniyor, basketi buluyor. Vlado Şçepanović. İlk karşılaşmada da son derece etkiliydi Vlado Şçepanović. Ve takımı adına 17 sayı bulmuştu. Kaydettiği 3 sayılık basket sonrasında fark 6 sayı.
9-3. Tutku. Goljović uygun pozisyon, 2 sayılık atış isabetli. 2 sayılık basket Miljan Goljović'ten. 9-5. Ülkenin dış adamlarının isabeti de bugün tabii oyunun kaderini etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Tutku, Harun ve Goljović'ten de Ülker dışarıda sayı üretmek bekliyor. Hüseyin. Mulojmirović Tutku karşısında. Drobnjak atışı isabetli. 2 sayılık basket Predrag Drobnjak'tan. 11-5, fark 6 sayı. Efes'in uzunlarından maçın başından itibaren bugün de boş yok görüntü var. Tutkunun pası Harun'a. Harun boş kaldı. 3 sayılık atış kullandı. Sonuç gelmiyor bu atıştan. Goljović ribaundu aldı. Atış isabetli değil. Bu pozisyonda sonuca gidemiyor Miljan Goljović. Hüseyin aldı ribaundu. Ardından Efes Pilsen hücumu. 3 sayılık atıştan sonuç gelmiyor. Drobnjak ribaundu aldı. Drobnjak ve basket. 13-5. ...1983-1984 sezonundan itibaren düzenlenen playoff final serileri ve 2000-2001 sezonunda finalde karşılaşan takımlar Efes Pilsen ve Ülkerspor ve finalin ikinci maçında Efes Pilsen'in üstün oyunu var ve şu anda skor 13-5 Efes Pilsen lehine. 13-5 olunca da hemen Murat Didin molasını almak zorunda kaldı. Çünkü Efes Pilsen gibi güçlü bir takım aradaki farkı maçın başından itibaren açarsa ondan sonra yakalaması çok zor olur. Bunun bilinci içerisinde Murat Didin. Goljović'in pası, dolayısıyla Goljović topu aldığı anda Mulojmirović faul yapıyor. Ve ikinci faul oluyor. Bir de Harun Erdanay'ın üstüne düşmüştü. Mula tabii Efes Pilsen'in çok önemli adamı. Gerçi Efes Pilsen'in oyun kurucularında bir sıkıntı yok. Mula olmazsa birazdan Kerem girer. Ancak tabii ki Mula da çok önemli bir oyuncu. Goljović kenardan top oyuna soktu. Tutkunun pası dolu ise biraz sonra Kerem girecek. Sözünüzü doğrular bir şekilde biraz sonra oyuna Kerem'i alacak Oktay Mahmuti. Harun'un atışı isabetli. 2 sayılık basket işaret etti. Mehmet Keser atar. 13-7. Fark 6 sayı. Hüseyin. Mulojmirović. Tutku karşısında. Çapanović pota altında, dışarıya çıkıyor şimdi. Drobnjak pas bekliyor. Hücumu son ermesi için 5 saniye kaldı. 3 sayılık atış isabetli değil. Goljović'in reboundu ve ardından Tutku'nun pası Dolis. Dolis Tutku'ya verdi. Şimdi Dolis. Dolis yüklendi. Atış isabetli değil. Hüseyin'de kalan top ve faul. Hüseyin topu alıyor ve Hüseyin topu aldığı anda Hüseyin'e faul geliyor. Faul yapan oyuncu ise Quadrel Dolis. Şimdi burada tabii ülkenin tipik bir sıkıntısını gözlemledik. İşte bu pozisyonlardan önce Tutku pozisyonunu, atışını kullansa çok daha başarılı olacaktı. Çünkü Ülker uzunları yeterli olmadığı için Drobnjak ve Hüseyin'den korku yaşıyorlar ve oralarda sayı bulamıyorlar. Ülker'in dışarıdan atışlarla maçta kalmaya çalışması gerekiyor. Kerem oyunda bu arada. Damir Mulojmirović oyun kenarında, Efes Pilsen'de. Kerem. Kerem'in pası Hüseyin'e. Ömer'in dışarıya hareketlenebileceğini düşündü ama topu öyle bir attı ki hemen kenarda bekleyen Aydın Örs ve Çetin Yılmaz acaba topu bize niye atıyor diye hayretle ona baktılar. Bu arada 3 sayılık basket geliyor. 3 sayılık basketi bulan oyuncu Harun Erdenay. Milli takım çalışmalarını özlemiş olabilir. Hüseyin bu atışıyla Aydın abisine pas vermeye çalıştı. Aynı zamanda eski antrenörü Efes Pilsen'in Aydın Örs ve Hidayet de yine Efes Pilsen'de forma giymiş. Şu anda da ülkemizi NBA'de başarıyla temsil eden basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu. Elbette hepsinden çok şey bekliyoruz. İşte Çetin Yılmaz ve Aydın Örs. Kaderin bir cilvesi aynı zamanda. Ülker Spor ve Efes Pilsen antrenörleri olarak şampiyonluk yaşadılar. Karşı karşıya geldiler. Bu arada şampiyonluklardan bahsetmişken ufak hatırlatmalar yapalım değerli seyirciler sizlere. 1983-84 sezonundan bu yana düzenleniyor demiştik. Playoff'ta final serileri. Efes Pilsen 10 kez finalde mücadele etti ve 5'inde şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ise 4 kez yer aldığı finallerde 2 kez kupaya uzandı. Efes Pilsen en son lig şampiyonluğunu 1996-97 sezonunda elde etti. Türk Telekom karşısında 4-0'lık sonuçla.
Ülker Spor ise bu mutluluğu en son olarak 1997-98 sezonunda tattı. Efes Pilsen'le mücadele etmişti Ülker Spor ve rakibini 4-2 ile geçiyordu. O zaman Ülker Spor'un başında Çetin Yılmaz vardı. Maçın en skorer oyuncusu şu anda Harun Erdenay kaydettiği 5 sayıyla. 13-10 üstünlüğü var Efes Pilsen'in. Blok geldi Lolis'ten. Harun dışarıya dönüyor Golioviç'e. Tutku boş kaldı ama pot altındaki Lolis'i tercih ediyor ve Lolis'e faul geliyor. Faul yapan oyuncu Predrag Drobniak. 13-10. Tutku'nun oyun kurucu mevkinde İlker Spor'un en zayıf olduğu nokta oyun kurucuları. Tutku ve Orhan'la bu boşluğu gidermeye çalışıyorlar sezonun başından beri. Ancak Tutku son maçlarda özellikle de skorer olmaya başlayınca oyun kurucu görevini biraz aksatıyor diye de basketbol eleştirmenleri arasında bir görüş var. Hendrick'in pası Harun'a. Harun Şapanoviç'ten sıyrılmaya çalıştı. Bombeli bıraktı isabetli değil atışı. Topa müdahale var. İki oyuncu arasından topu Ömer'e kazandırmayı başarıyor Hüseyin. 3 sayılık atış denemesi kullanacaktı. Vazgeçiyor Şapanoviç. Kerem'e pas verdi. Hücumun sona ermesi için 10 saniye var. Kerem Tunçeri perdeleme Hüseyin'den. Ömer. Hüseyin top istiyordu, şimdi aldı. Hüseyin atışı isabetli. 15-10 fark 5 sayı. Hüseyin'in atışı kadar topu alışı da çok güzeldi. Arkasına alarak Stavrovic'i çok güzel bir sayı üretti Hüseyin. Golioviç. Henlockton. Harun. Golioviç içeride hareketliydi, dışarıya çıktı. Dolly spot altında Golioviç dönerek bırakıyor basketi, kaydediyor. Sloven milli takımında da oynayan Miljan Golioviç'in basketi ve böylece fark tekrar 3 sayı. 15-12. Kerem. Şapanoviç sıkıştırmayı görünce dışarıya döndü. Drobniak 2 sayılık atış isabetli. 17-12. Fark tekrar 5 sayı. Son 2 dakika 20 saniye ilk periyotta. Tutku. Harun. Golioviç. Kerem karşısında. Harun Erdenay. Harun atışı isabetli. Bombeli atışı isabetli. Basketi buluyor. Böylece 17-14 yaptı skoru Harun Erdenay. Kaptan da bugün etkili oyununu sürdürüyor şu ana kadar Ülker adına. Farkı 3 sayı indirdi Harun Erdenay. Kerem'e baskı vardı. Drobniak dışarıya dönüyor. Ömer 3 sayılık atış kullandı. Atış isabetli değil. Dolayısıyla aldı seken topu. Tutku. Tutku'nun pası dışarıya gitti. Bunlar çok önemli toplar Ülker Spor için. Zor alıyorlar. İşte Murat Dilin de bu intibayı yansıtıyor ve tabii ki bu pasın boşa gitmesi Ülker'in bir avantaj kaybetmesine sebep oluyor. Son 1,5 dakika içindeyiz ilk periyotta. Kerem. Şapanoviç. Ömer dışarıda. Drobniak. Lolis'in baskısı. Drobniak atış isabetli değil. Lolis aldı seken topu. Harun. İleride hareketli Golioviç'e pas verecekti, ardından vazgeçiyor. Şimdi set hücumu Ülker Spor için. Tutku, Golioviç. Harun'a baskı var. Golioviç içeriye girmeye çalışırken faul yapan oyuncu Vlados Stepanović. Golioviç'ten zorluyor hücumda Ülker. Çünkü Stepanović tarafından tutulduğu için bir boy üstünlüğü var Golioviç'in. Madem içeriden Lolis'le ve Ennington'da sayı üretemiyorum, o zaman Golioviç'le zorlarım inancı içerisinde Murat Didin. Golioviç de kenardan topu oyuna sokuyor Ülker Spor. Hendrick'ten. Tutku. Harun potu altında. Şapanoviç'in büyük baskısı var Harun'a. Şimdi topu aldı. Lolis hemen arkasında. Drobniak var. Harun'a yardımcı olmak için perdeleme yaptı. Tutku. Hücumun sona ermesi için 6 saniye kaldı. Harun 3 sayılık atış kullanıyor, basketi buluyor. Harun Erdenay'ın 3 sayılık basketi ve 17-17 beraberlik var. Kerem. Tutku'nun baskısı var. Ömer. Şapanoviç potu altında, dışarıya çıktı şimdi. Şapanoviç atış kullanıyor. Ancak isabeti değil bu atış. Şimdi tabii Efes Pilsen yanlış yapıyor. Yani Ülker'in yapması gerekeni
Efes Pilsen yapıyor ve böyle de sayılar Ülker'den oluyor. Çünkü Efes Pilsen'in uzunları çok iyi. Hücumda uzunlardan oynaması gerekirken dışarıdan boş atışlar atıyorlar. Bunlar da rebound olarak Ülker'e geri dönünce de Ülker şu anda oyunda kontrolü eline almaya başladı. Handlock'ın smaç basketiyle öne geçen taraf Ülker Spor oldu 19-17 ile ve 19-17'de ilk periyodun skoru oluyor. İlk periyod sonrasında Ülker Spor 19, Efes Pilsen 17. Az önce özetlediğimiz gibi Ülker Spor periyodun sonuna doğru avantajı kendine geçirmeyi başardı. Bunda tabii Efes'in büyük yardımları var. Çünkü ilk maçta 19 sayıyla kazandığı maçta 4 uzunuyla mükemmel bir oyun sergilemişti Efes Pilsen. Ancak şu anda şu son saniyede gördüğümüz kaçan atışlar gibi dışarıdan zorlamaya çalışıyor Ülker'i. Ancak Efes Pilsen etkili olduğu, içeriği kullanamadığı müddetçe oyunun kontrolünü de Ülker'e bırakıyor. Tabii Harun Erdenay'ın da şu ana kadar ortaya koyduğu müthiş bir performans var. Golyoviç de içeriden zorluyor Ülker skorlarını. Dolayısıyla bu maç bir öncekinden daha zevkli olacak. Ve öyle bir görüntü var. Başında da söylemiştik, Murat Didi'nin her an bir sürpriz yapması beklenebilir. Şu ana kadar Murat Didi'nin daha iyi bir coaching sahaya koydu ve ilk periyodda önde bitirmeyi başardı. Ülker Spor normal sezon sonrasında ilk sırada yer almıştı. Playoff çeyrek finalinde Galatasaray ile mücadele etti ve Galatasaray'ı 3-2 ile geçti. Ülker Spor ardından yarı final mücadelesinde Türk Telekom ile karşılaştı ve onu da 3-0 ile geçerek finale çıktı ve Efes Pilsen'in rakibi oldu. Efes Pilsen ise normal sezonda ikinci sıradaydı. Ardından playoff çeyrek finalinde Beşiktaş'ta mücadele etti ve rakibini 3-0 ile geçti. Yarı finalde ise rakibi Darüşşafaka'ydı. Onları da 3-1 ile geçen Efes Pilsenli basketbolcular Ülker Spor'la finalde karşılaşma şansını elde ettiler. Bu karşılaşma iki takıma ligdeki 31. randevusu değerli seyirciler. Ülker Spor ve Efes Pilsen 1993 yılından bu yana karşı karşıya geliyorlar. Normal sezonlarda Efes Pilsen'in 10 galibiyetinin, Ülker Spor'un 6 galibiyetinin olduğunu hatırlatalım. Playoff serilerinde ise Efes Pilsen'in 10, Ülker Spor'un 4 galibiyeti var. Toplamda iki takım daha önce oynadıkları karşılaşmalarda 30 karşılaşmada Efes Pilsen 20 galibiyet elde ederken Ülker Spor 10 galibiyet aldı. Efes Pilsen Mehmet Okur'la başlıyor ikinci periyoda ve Alper'le başlıyor. Yepyeni bir arayış içerisinde Oktay Mahmudi. Karşılaşmada ikinci periyot başladı. İlk hücum şansını değerlendiremiyor Ülker Spor. Mehmet dışarıya döndü ama pası Ömer'e gitmiyor. O tarafta bir terslik var. Uzunlar görüntü aldatması nedeniyle pası boş veriyorlar Efes Pilsen'de. Harun Ömer karşısında 19-17'lik üstünlükle kapatmıştı Ülker Spor ilk periyotu. Ve şimdi hücum geliştiriyor. Harun 3 sayılık atış isabetli değil. Bu arada bir itme tespit etti. Mehmet Keser atar. Faulü yapan Ömer Onan 3 sayılık atış çizgisinin gerisinde atış pozisyonunda bu faul yapıldığı için 3 serbest atış gelecek Harun Erdenay'dan. İşte Oktay Mahmut'u geliyor görüntüye. 33 yaşındaki antrenörü Efes Pilsen'in işte faul pozisyonu. Harun 3 serbest atış kullanacak değerli seyirciler. İkinci atış isabetli. Son atışını kullanıyor. Bu da isabetli. 21-17. Efes Pilsen hücumu. Kerem 3 sayılık atış bölgesindeydi. Tutku karşısına geldi. Drobniak top bekliyor. Şimdi aldı. Handlock'ın baskısı var. Tutku da karşısında. Handlock'a yardımcı olmaya çalışıyor. Dip çizgiyi kapattı Handlock. O dışarıya döndü. Atış isabeti değil Kerem'den. Ve şimdi Ülker Spor hücum geliştiriyor. Harun dışarıya döndü. Lollis'in pası Tutku'ya. Tutku Handlock'ın. Golovic dışarıda. Handlock'ın topuna müdahale var. İlginç bir mücadele ve top son olarak Golovic'te. Golovic'in atışı isabetli değil. Pot altında faul işaret ediyor İsmail Özgün. Faul yapan oyuncu Predrag Robniak.
Golovic tabi yarım uzun olarak içeri sokması çok akıllıca Ülker'in. Burada Efes uzunları arasından ya sayı ya da faul üretiyor kendi adına Golovic. İşte faul pozisyonu. 21-17 üstünlüğü var Ülker Spor'un. Seride 2-1 Efes Pilsen üstünlüğü var. Ülker Spor için bu karşılaşma gerçekten çok önemli. 2-2'lik beraberliği sağlamak istiyor Ülker Spor. Golovic'in ilk atışı isabetliydi. İkinci atış, bu da isabetli. 23-17, bu kez 6 sayılık üstünlük Ülker Spor hanesinde. Kerem. Ömer. Alper dışarıda, Mehmet pot altındaydı. Drobniak pot altından dolaştı. Golovic yardıma geliyor, Handlockton'a. Harun da yardıma geldi. Şimdi Drobniak dışarıya dönüyor. Mehmet hücumu son ermesi için 2 saniye kaldı. Kaptırılan top, Golovic. 3 Efes Pilsen'le oyuncu arasındaydı. Pasını Tutku'ya verdi. Efes Pilsen tam Ülker'in avantajına yarayacak şekilde hücumlar geliştiriyor. Daha doğrusu hücumda hatalar yapıyor. Golovic bir kez daha cezalandırdı bunu. Golovic çok skorer olabilen bir oyuncu. İlk karşılaşmada sadece 11 sayı bulabilmişti. Takımının beklediği, antrenörünün beklediği skorer oyunu sahaya koyamamıştı Golovic. Ve biraz önce de basketi kaydedince bu karşılaşmada 25-17 yaptı skoru. Üstünlüğü var böylece Ülker Spor'un Efes Pilsen karşısında. Bu atıştan sonuç gelmiyor ve Ülker Spor hücum geliştiriyor. Oktay Mahmut de Mulay'ı tekrar oyuna alma kararlılığı içerisinde gözüküyor. Zaten iki foul limitine rağmen erken Mulay'ı kenara aldı ve fazla oturttu görüşündeyim. Top Alper'den dışarıya çıkıyor. Pota altından Golovic de topu oyuna sokacak Ülker Spor. 7 saniyesi var Ülker Spor'un. Bu arada mola geliyor. İlk önce oyuncu değişikliği mi yoksa mola mı diye Mehmet Keser atardı masaya sordu. Evet, masa molayı gösteriyor ve şimdi mola geldi. Tabii Mula'nın oyuna girmesiyle beraber Efes Pilsen'in tekrar toparlanarak uzunlarını akıllı kullanmaya başlaması beklenebilir. Yalnız şu anda oyunun kontrolü Ülker'de ve Ülker'in hücumlarında da organizasyonunu Efes'in yumuşak karnı olan Golovic'i içeri sokmak suretiyle hücumda bir kendilerine avantaj yaratmaya çalışıyorlar. Dış adamları da başta Harun olmak üzere bugün çok isabetli, yüksek isabetli olduğu için Ülker'in günü gibi gözüküyor bugün. Ancak Efes Pilsen'in güçlü kadrosu ve derin bankıyla birlikte tekrar oyunda ortak olması ve oyuna gücünü yansıtması her an beklenir. Efes Pilsen'in 1. Basketbol Ligi'nde 8 şampiyonluğu var değerli seyirciler. Ülker Spor ise 2 kez şampiyonluğa ulaştı. Acaba 1. Basketbol Ligi'nde 35. şampiyon hangi takım olacak? Efes Pilsen mi, Ülker Spor mu? 1966-67 sezonundan itibaren 1. Basketbol Ligi adıyla düzenleniyor karşılaşmalar. Ve ilk şampiyon Altın Ordu'ydu, İzmir ekibiydi. Bakalım 2000-2001 sezonunda mutlu sona kim ulaşacak? Moladan sonra oyun tekrar başlıyor. 7 saniyesi var Ülker Spor'un hücumunu sona erdirebilmesi için. Handlock'un atışı isabeti değil, seken top Golovic'te. Golovic 3 sayılık atış kullandı, isabetli. İlginç bir pozisyondu değerli seyirciler. Handlock'un ribaundu alamayınca Murat Didin elindeki taktik tahtasıyla birlikte masaya doğru yöneldi. Nasıl olur böyle bir şey diye. Tabi sırtını döndüğü için sahaya Golovic'in 3 sayılık atış girişiminde bulunduğunu görmedi. Ve 3 sayılık basketten sonra da hemen yerine dönüyor Murat Didin. 28-17 ve hücum faul. Kesinlikle Efes Pilsen bir şaşkınlık içine girdi şu anda. Panik havasına girdi. 11 sayılık fark nedeniyle bir durgunluk yaşıyor. Evet. Efes Pilsen işte biraz önce de hücumdayken faul yaptı. Predrag Drobniak yerine Hüseyin Beşok'a bıraktı. Ve 28-17'lik üstünlüğü var Ülker Spor'un. Alması gereken yerlerde pas alamayınca Drobniak kendi sürmeye çalışıyor. O zaman da foul oluşuyor. Az önce kaçtı zannedilen topun tekrar Golovic tarafından sayıya dönüştürülüşünü izliyoruz. Ve 3 sayılık bir basket daha geldi. Bu kez Harun kaydediyor 3 sayılık basketi. 31-17 farkı giderek açıyor Ülker Spor. Mehmet Çepanoviç. Çepanoviç
3 sayılık atış kullandı. İsabeti değil. Golyoviç aldı reboundu. Tutku. Harun. Henlock'ın potu altında. Harun 3 sayılık atış kullanıyor. Bu atıştan sonuç gelmiyor. Rebound mücadelesi ve topun en son Efes Pilsen'den dışarıya çıktığını işaret etti İsmail Özgün. Sayılar girmese de Ülker Spor bugün çok diri ve çok inançlı oynuyor oyuncular. Tabii Ülker Spor'u böyle görmek bizim basketbol açısından, seyir açısından çok güzel görüntüler oluşturuyor. Çünkü ilk maçta 19 sayıyla yenilen Ülker'de kesin bezgin bırakmış bir hava vardı. Ama bugün sahada bambaşka bir Ülker var. Bambaşka bir Ülker Spor var ve pot altında da basketi bulan Cuadrado Lolis 33-17 yaptı skoru. Yani tabii bugün bambaşka bir Ülker olacağını, Ülker'in de her an sürpriz yapabileceğini de baştan söylediğimizin de altını bir kez daha çizelim. Şepanović pot altına girmişti. Dışarıya döndü. Mehmet'in üstelik atışı isabeti değil. Tutku'nun pası Harun'a. Harun Henlock'ın topu aldı. Henlock'ın pot altına hareketli. Henlock'ın atışı isabeti değil. Golyoviç topu alıyor ve topa en son dokunan Mehmet Okur. Her zaman her yerde Golyoviç'i izliyoruz. Hem hücum reboundlarında gözüküyor. Kaçan topları, yüzen topları Golyoviç alıyor. En fazla katkıyı Golyoviç veriyor Ülker'de. Bu arada da Harun, kaptan Harun da sayılarıyla bu başarıyı taçlandırıyor. İşte Golyoviç. Faul. Golyoviç'i faulle durduruyor Efes Pilsen. Faul yapan oyuncu Hüseyin Beşok. Dışarıdan temiz üçlük atışlarıyla izlediğimiz Golyoviç bugün bambaşka bir havaya bürünmüş. Attığı topu takip ediyor. Tekrar alıyor, tekrar zorluyor. Bugün Golyoviç çok iyi oyun koyuyor ortaya Ülker adına. İlk serbest atışı isabetli Miljan Golyoviç'in. İkinci periyotta geride kalan 4 dakika 13 saniye içinde Efes Pilsen sayı bulamadı değerli seyirciler. Ülker Spor'sa bu isabetli serbest atışlar sonrasında 16 sayı buldu. İlk periyot 19-17 Ülker Spor üstünlüğüyle kapanmıştı. Şu anda skor 35-17 Ülker Spor lehine. Kerem'in pası pot altındaki Hüseyin'e ama Hüseyin topu alamıyor. Lolis, Tutku, Harun boş pozisyondaydı. Golyoviç dışarıya döndü. Tutku 3 sayılık atış kullanıyor. Tutku ve basket. 3 sayılık basket Tutku açıktan. 38-17. Fark 21 sayıya çıktı. Tutku skorerliğini de seri maçlarında başlattığı skorerliğini o da ortaya koymaya başladı Ülker adına. Oyuna iyi başlayan taraf Efes Pilsen'di. Farkı 6 sayıya kadar çıkarmıştı Efes Pilsen. Ardından Ülker Spor çabuk toparlandı. İlk periyodu önde kapattı 19-17 ile. Ardından ikinci periyoda gerçekten fırtına gibi başlıyor Ülker Spor. Ve üst üste basketler buluyor. Şu anda skor 38-17. İkinci periyotta henüz sayı bulamadı Efes Pilsen. Şimdi burada bir oyuncu değiştirme var. Harun Erdenay, Murat Didi'nin koştuğu açısından basketbol severlere soru açmak istiyoruz. Şu anda iyi giden bir takım, aradaki farkı açan bir takım var. Ve Harun Erdenay'ı herhalde buradaki değiştirmesi dinlendirmek adına olacak. Lolly spotu altında atış isabetli değil, Mehmet aldı reboundu. Stjepanović. 4,5 dakika sonra ikinci periyot sona erecek. Stjepanović 3 sayılık atış bölgesindeydi. Kerem'e pas veriyor. Hücumun sona ermesi için 8 saniye kaldı. Pot altına indirilen top. Kaya oyunda bu arada. Kaya topu kaybetti. Kaya'dan seken top Stjepanović'te. Hücum sona ermek üzere ve hücum sona eriyor. 24 saniye içinde hücumu kullanamıyor. Efes Pilsen 4 dakika 15 saniye sonra ikinci periyot sona erecek. 38-17 Ülker Spor üstünlüğü var. Müthiş bir üstünlük yakaladı Ülker Spor. Tabii ki Efes Pilsen'de tam panik havasında ve durgunluk havasında ne yaptığını bilemez bir havaya girdi Efes Pilsen. Şu anda ilk maçta sağladığı avantaj kadar, maçın sonunda sağladığı avantaj kadar bir avantajı maçın başında diyebileceğimiz anlarda Ülker'e teslim etmiş vaziyette. Bunda tabii uzunlarını çok iyi kullanamıyor oluşunu, geçen maçta alıştığımız, ligin bütün içerisinde alıştığımız, Türkiye'nin en iyi yabancı ve Türklerden oluşan uzunlarına sahip olmasına rağmen uzunları kullanamıyor oluşu anlaşılır gibi değil Efes Pilsen'in. Efes Pilsen değişik bir havada izleniyor şu anda. Bir türlü de olayın çözümünü bulamıyorlar. Tabii olayın kilit noktası Mula'nın erken
erken faul alması suretiyle, iki faulliyken kenara alınmasıyla Efes Pilsen'in bütün kurgusu ve bütün oyun düzeni bozuldu. Bundan da çok iyi yararlanmasını bildi Ülker ve aradaki farkı kendi lehine açtı. Biraz önce değerli seyirciler, Derya Özyer geldi görüntüye. Derya, Ülker Spor'un yardımcı antrenörü Murat Özyer'in eşi. Ama bir başka önemli özelliği var ki o da milli takımın ve Galatasaray takımının kaptanı olması. Ve Derya Özyer 101. milli maçını oynayarak bir rekora da imza atmış oldu. Ve karşılaşma mola süresinden sonra tekrar başlıyor. Ufuk'un pası tutkuya. Golovic pot altından dolaştı. Golovic topu alıyor. Stepanović karşısındaydı. Dolayısıyla dışarıya döndü. Tutku 3 sayılık atış isabetli. Genç oyuncu Tutku açık. Tutku'ya yeterince süre veriyor ve verdiği süre içinde de Murat Didi'nin şans tanıdığı sürelerde gerçekten güzel oynuyor Tutku açık. Ve bulduğu 3 sayılık basket sonrasında 41-17 yaptı skoru. Bu arada sportmenlik dışı faul kararı. Evet, Efes'te iyice sinirler bozuldu. Mula 2 faulliyken oyuna girdikten sonra şimdi sportmenlik dışı hücumda bir faul yapıyor. Çok gereksiz bir fauldi bu. Bu tabii sinirlerin iyice bozulduğunu gösteriyor. İşte izliyoruz hep birlikte. Evet, dirseğini kullanmış. Tutku'ya dirseğini vuruyor Mula. Tabii bu arada mola sonrasında Efes Pilsen'in zona döndüğünü görüyoruz. Ancak zon savunmada bu maçta şu saatten sonra pek çare değil gibi gözüküyor. Çünkü bugün Ülker'in dış oyuncuları başta Harun ve Golyovic olmak üzere çok iyi, hatta Tutku da buna eklersek çok iyi dış atışları olan ve yüksek isabetleri olan oyuncular. Onun için Efes'in alıştığımız katı zonu bugün çok etki yapmaz görüşündeyim. Tutku'nun 10 sayısı var. Karşılaşmadaki ilk serbest atışıydı. Sportmenlik dışı faul gereği 2 serbest atış kullanıyor Ülker Spor. Ardından kenardan top oyuna sokacak. İkinci atış isabetli değil. Skor 42-17 Ülker Spor lehine. Efes Pilsen 6 dakika 17 saniyedir sayı bulamıyor değerli seyirciler. İkinci periyotta 17 sayısı vardı ilk periyotta ve ikinci periyotta henüz sayı kaydedemedi. Hanlockton. Hücumun sona ermesi için 8 saniye var. Golovic pot altına indiriyor. Hanlockton 2 sayılık atış isabetli değil. Dolis topu çaldı. Hücum tazeliyor şimdi Ülker Spor. Golovic 3 sayılık atış isabetli değil. Bu kez seken top ufukta. Top çevirin diyor Murat Didin. Dolis ancak pası alamayan Hanlockton. İşte Kerem Gönlüm'ün annesi geliyor görüntüye. O da genç bir yıldız. Maydanoz Kolejler'de oynuyordu. Ardından Ülker Spor'a geldi. Onun da annesi ve babası bu karşılaşmada hem Ülker Spor'a hem de ona destek olmak üzere maçı seyrediyorlar. Bu atıştan sonuç gelmiyor Ülker Spor karşısında. Efes Pilsen'den bu atıştan sonuç gelmiyor. Ve faul pot altında. Evet, Efes'te tamamen dağılmış bir sinir durumu var. Ülker Spor'un 4 kişiyle yağmur gibi aktığı bir pas bekle geri dönmüş iki Efesli görüyoruz. Şu anda çaresizlik içerisinde oyuncu değiştirmelere başvuruyor. Mula'yı kenara alıyor Oktay Mahmudi ama başındaki güzel başlayan geçen maçta izlediğimiz Efes kurgusunun ve temposunun çok dışında şu anda Efes Pilsen. Mehmet Okur faul yapmıştı ve serbest atışlar Milyan Golyovic'den. 43-17 oldu skor. Bu arada Erdal Bibo'ya ilk karşılaşmada şans tanımamıştı Oktay Mahmuti. Bu karşılaşmada ilk kez forma giyiyor. Böylece final serisinde ilk kez forma giyiyor Erdal Bibo. İki serbest atışta isabetli olunca 44-17 oldu skor. Kaya. Erdal dışarıda hareketli. Stepanović. Hücumun sona ermesi için 8 saniye kaldı. Mehmet ve Mehmet'e faul. Milyan Golovic faul yaptı. 2,5 dakika sonra ikinci periyot sona erecek. 44-17 üstünlüğü var Ülker Spor'un. Efes Pilsen henüz ikinci periyotta sayı bulamadı. Ülker Spor'un ise kaydettiği sayılar var. Ve bu sayılar sonrasında farkı giderek açıyor Ülker Spor. Ülker Spor'un takım faulde henüz birde daha bu periyotta. Bir faulde Harun Erdenay'dan geliyor. Ve Haluk Yıldırım oyuna girecek Ülker Spor'da. Milyan Golovic kenarda. İşte Efes Pilsen'li oyuncular farkın bu kadar açılmasından dolayı elbette sıkıntı yaşıyorlar.
Mehmet 3 sayılık atış kullandı. Ancak onun öncesinde bir düdük var. İsmail Özgün henüz karşılaşmanın başlaması için topu vermedim diyor. Henüz bir faul deler dedik. Ülker Spor'da sürekli peş peşe faul yapıyor şu an. Stepanović pot altına indirdi Kaya. Kaya'nın atışı isabetli değil. Gol isabetli reboundu. Haluk. İşler hiç Ufuk. İyi gitmiyor Efes Pilsen için. Şansları da yok bir anlamda. Şimdi zon savunmayla Ülker'i zorlamaya çalışıyorlar. Haluk dışarıya döndü. Ufuk. Ufuk dip çizgiyi kapattığını görünce Mehmet'in dışarıya çıkıyor. Ufuk'un pası Henlockton'a. Henlockton atışı isabetli. 46-17. İnanılmaz bir fark yakalamış durumda Ülker Spor. 29 sayılık fark var. Efes Pilsen de henüz sayı bulamamış vaziyette bu periyotta. 3 sayılık atış. Bu atışta isabetli değil. Kaya zor da olsa basketi buldu. Oktay Mahmuti de nihayet basketi bulduk dercesine kollarını açarak oyuncularına doğru gidiyor. 8 dakika 45 saniye içerisinde bir periyotta sayı bulamama rekorunda herhalde kıracak Efes Pilsen. 46-19. 3 sayılık atış denemesi isabetli. Sita Omegala virüs durduramıyor Haluk Yıldırım'ı. Bu virüsten dolayı takımındaki yerini alamamıştı. Ve final serisinde oynuyor Haluk Yıldırım ve bulduğu 3 sayılık basket 49-19 fark 30 sayı. Efes Pilsen için nasıl işler çok kötü gidiyorsa bugün Ülker için de hemen hemen her attıkları sayı oluyor. Ve bir faul daha. Henlock'ta bu kez faul yaptı. Tamamen faul kredisinden kullanıyorlar. Şu anda daha 4 faulleri 3 faulleri oldu. Efes Pilsen hücumdaki faulleri de atışlı kullanamıyor. Ve Kerem Gönlüm oyuna giriyor. Henlockton'la yer değiştirdi Kerem Gönlüm. Mehmet. Ömer. Ufuk karşısında Ömer'in. Perdeleme bekliyor Mehmet'ten. Mehmet perdeleme yaptı. Ömer 3 sayılık atış kullanıyor ve isabetli. 3 sayılık basket Ömer Onan'dan. 49-22. Haluk. Harun. Haluk yanına geldi topu aldı. Hücumun son ermesi için 10 saniye kaldı. Ufuk. Ufuk 3 sayılık atış kullanıyor. Atış isabetli değil. Panya'nın üzerinden dışarıya çıktı top. Son hücum olarak kullanacak bunu Efes Pilsen. Stepanović. 49-22 üstünlüğü olan taraf Efes Pilsen karşısında Ülker Spor ve faul. Faul yapan Ufuk Sarıca. Bu atış halinde olduğu için faul kullanacak Efes Pilsen. 4.8 saniye var. İkinci periyodun sona ermesi için Ülker Spor önemli bir avantaj yakalamış durumda. Skor 49-22 Ülker Spor lehine. Bütün dış atıcılarında Golyoviç'i içeri soktu şimdi Murat Didim. Kerem'i kenara aldı ki bu 4 saniyeyi de olumlu değerlendirmeye çalışıyor. İlk serbest atışı isabetli değil Kaya Peker'in. Harun Erdoğan'ı da hücuma çağırdı. Kaya'nın ikinci atışta isabetli değil Ufuk. Ufuk'un pası Golyoviç'e gitmiyor. Stepanović topu aldı. Stepanović atış isabetli değil ve böylece karşılaşmada ikinci periyot sonrasında skor Ülker Spor 49, Efes Pilsen 22. Tabii bugün çok değişik bir Ülker izliyor oluşumuz, diri bir Ülker izliyor oluşumuz basketbol açısından çok güzel görüntüler veriyor. Seriye bir can, heyecan geldi. İlk periyotta 19-17 Ülker Spor üstünlüğü vardı. İkinci periyotta 49-22 Ülker Spor üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Efes Pilsen'le Ülker Spor arasındaki 1. Basketbol Ligi Playoff finalindeki 2. karşılaşma ve Efes Pilsen Ülker Spor karşılaşmasında 2 periyot sonrasında skor Ülker Spor 49, Efes Pilsen 22. Gerçekten hayret verici bir skor. Çünkü Efes Pilsen bütün olumsuzluklar adına rekor denemelerini yapıyor bugün. 11 dakika sayı bulamadı ilk yarıda ki bu herhalde playoff serilerinin belki de ligin bir en olumsuzluk sayısı. Bir periyotta ki bu ikinci periyotta 25 sayı birden fark yedi
Ülker'den. 30'a 5 bitti ikinci periyot. Ve Efes Pilsen ilk maçta 19 sayı farkla yenmeyi başardığı Ülker Spor karşısında şu anda ilk yarıyı sahada görünmeden, tutunamadan bitirmiş gözüküyor. Bunda tabii Mula'nın erken iki faullü alması, daha doğrusu Koç Mahmudi'nin bu faullerinden endişe duyarak Mula'yı uzun süre oyunda oynatmamasında büyük etkisi var. Efes Pilsen Ülker Spor karşılaşmasında 3. periyot biraz sonra başlayacak. Mehmet Keser Atır'ın hava atışı ve 3. periyot başlıyor. 3. periyotta ilk hücum şansı Efes Pilsen'de ve Ömer basketi buldu. 49-24. 3. periyota Efes Pilsen maça başladığı 5 ile başladı. Ülker Spor'da ise sadece Ufuk Sarıca oyunda Miljan Golovic yerine diğer 4 oyuncu, maça başlayan 5 oyuncu içinde yer alan 4 oyuncu. Ve de biraz yüksek savunma, baskılı savunma yapma anlayışı içerisinde ikinci periyotta bir ara uyguladığı zonu yapmıyor şu anda Efes Pilsen. Lolis pas verebileceği arkadaşını aradı. Harun 2 sayılık atış isabetli. Stepanovic'e rağmen 2 sayılık basket Harun Erdenay'dan ve 51-24 oldu skor. Ve Harun'un 17. sayısı, ilk yarıda da 15'er sayıyla Harun ve Golyovic ülkeyi taşıyan oyuncular olmuşlardı. Ülker Spor'un 27 sayılık üstünlüğü devam ediyor. 10 saniye sonra hücumu sona erecek Efes Pilsen'in. Mulojmirović pot altına girdi. Zor atış isabetli değil. Drobnjak bu arada Ülker Spor'lu oyunculara çarpan top ve pot altından Efes Pilsen topu oyuna sokacak. Bu periyodun başı Efes Pilsen için çok önemli. Çok açılmış olan farkı eritmeye çalışacak Efes Pilsen. Stepanović pot altından topu oyuna soktu. Ömer pot altından dolaşan Mulojmirović. Stepanović 2 sayılık atış isabetli. Gostava oyuncu Vlado Stepanović'in 2 sayılık basketi ve 51-26 oluyor skor. Ömer de tutkuya, Ülker oyun kurucusuna tam sağ baskı yaparak topun sahaya geç geçmesini, ön sahaya geç geçmesini sağlamaya çalışıyorlar. Harun'a da hakeza Stepanović baskı yapıyor. Fark 25 sayıya çıkmıştı. İnmişti daha doğrusu. Efes Pilsen'in basketi sonrasında Harun bu atıştan sonuç alamıyor. Ardından Efes Pilsen hücumu Hüseyin'e faul. Faul yapan oyuncu Kuadrelolis. Hüseyin tabii uzun süre dışarıda kaldı ve etkisiz bir oyun ortaya koyduğu düşüncesindeydi Koç Mahmudi. Ancak ikinci yarıya Hüseyin'le başlamak zorunda kaldı. Ve şimdi Hüseyin'den serbest atışlar. Lolis kendisine faul yaptı. Hüseyin'in ilk serbest atışı isabetli değil. İkinci ve son atışı. Hüseyin'in 4 sayısı var bu karşılaşmada. 5. sayısını böyle buluyor. 51-27. Azar azar da olsa Efes Pilsen sayılar bulmaya, kendini toparlamaya başladı. Harun. Stepanovic'in baskısı var. Lolis. Ufuk. Hücumu sona ermesi için 7 saniye kaldı. Tutku. 3 sayılık atış bölgesinde Tutku. 3 sayılık atış isabetli değil. Henlock'ta müdahalesi ve top Mulojmirović'te. Mulojmirović 3 sayılık atış kullanıyor ve basketi buluyor. Efes Pilsen 3. periyoda iyi başladı. Farkı 21 sayıya indiriyor Efes Pilsen. Ve de Ülker kredisini bol harcamaya başlayınca Efes Pilsen oyunda gözükmeye başladı. Tutkunun pası Harun'a. Pot altından dolaşan Ufuk. Ufuk 2 sayılık atışı isabetli değil. Hüseyin aldı reboundu. Ömer. Stepanović hareketli. Ömer kendi yükleniyor. Turnikesi isabetli basket. Bir de faul var. Ömer Onan'a. Faul yapan oyuncu ise Harun Erdenay. İşte krediyi rahat rahat harcamadan bir örnek daha izledik. Ufuk'un bu dışarıdan atışından sonra Efes aradaki farkı kapatmak için hızlı hücumunu ve baskılı savunmasını yapmaya çalışıyor. Ömer'in bu sayısından sonra da faul elde etmesiyle Efes aradaki farkı az önce söylediğim gibi azar azar da olsa eritmeye başladı. Ve Ömer'in serbest atışı bu atış isabetli değil. Handlock'ta kalan top. 51-32.
Farkı 19 sayıya indirdi Efes Pilsen. Ülker'in de düşen temposu Efes Pilsen'in canlanmasına neden oluyor. Harun'un pası Lolis'e. Lolis. Drobniak karşısında. Lolis dışarıya döndü Harun'a. Harun atış pozisyonu bulmaya çalışıyor. İki sayılık atışı ve isabetli. Kaptan Harun Erdener gerçekten de çok etkili oynuyor Ülker Spor'da. Geride kalan ilk iki periyotta 15 sayısı vardı Harun'un. Şu anda da 19 sayıya çıkardı. Tabii temponun Ülker adına düşmemesinin gayreti de kaptana kalmış vaziyette. Aradaki Efes'in eritmeye çalıştığı sayıları da Harun kapatmaya çalışıyor. 53-32. Mulojmirović dışarıya çıkan Drobniak'tı. Mulojmirović pot altına girmeye çalışırken faul yapan oyuncu tutku açık. Ve Damir Mulojmirović'ten serbest atışlar. İşte Efes Pilsen seyircisi. Efes Pilsen biraz kımıldanmaya başlayınca, farkı kapatma yönünde çaba göstermeye başlayınca ayaklandı, ayağa kalktı ve takımına destek veriyor. Mulojmirović'in ilk serbest atışı isabetli, ikinci atışta isabetli olunca 53-34 oldu skor. Farkı tekrar 19 sayıya indirmiş oldu böylece Efes Pilsen. Ufuk Stefanović karşısında Harun faul. Ömer'in faulü. İşte Golovic. Ve Ömer'in yaptığı faul. Harun 3 sayılık atış bölgesinde. Harun Hanlockton pota altında atış isabeti değil. Hüseyin aldı ribaundu. Şimdi Stefanović karşısına geçen Ufuk Sarıca Stefanović'in koşu yoluna geçiyor ve faul yapıyor Vlado Stefanović'e. Kenardan top oyuna sokuyor şimdi Efes Pilsen. İlk yarının başarılı oyuncusu Golovic'i artık fazla kenarda oturttum düşüncesi içerisinde Murat Didim tekrar sahaya sokmaya hazırlıyor. Mulojmirović'in atışı isabeti değil, rebound alan ve basketi kaydeden Hüseyin Beşov. 53-36. Bu arada 4 faul limitini doldurmuş durumda Ülker Spor. Biraz sonra Golovic oyuna girecek Ülker Spor'da. Ufuk. Harun. 10 saniye sonra hücum sona erecek. 4 dakika sona erdi 3. periyotta. Hanlockton, Harun, 3 sayılık atış Harun'un isabetli değil. 2 oyuncu var Efes Pilsen'den rebound mücadelesinde. Drobniak topu Mulojmirović'e kazandırdı. Mulojmirović, karşısında Lolis var. Mulojmirović yüklenmeye çalışıyordu, faul. Gerçekten Mula oyunda olduğu zaman Efes Pilsen bir başka oynuyor. Kendi oynadığı kadar oyun kurmada da çok etkili bir oyuncu Mula ve o oyunda olduğu zaman gerçek Efes Pilsen'i seyretme imkanı bulabiliyoruz. Mulojmirović'e faul yapan oyuncu Quadre Lolis. Üçüncü faulü Quadre Lolis'in ve Kerem Gönlüm oyuna girdi Ülker Spor'da. İlk serbest atışı isabetli Hırvat oyun kurucunun. Mulojmirović'in 8 sayısı var. Serbest atışlarda 3'te 3 de oynuyor. 4. serbest atışı ve 4. sayısı serbest atışlardan. 53-38. Farkı 15 sayı indirmiş durumda Ülker Spor karşısında Efes Pilsen. Lolis yüklendi. Atış isabeti değil. Öncesinde faul var. Faul yapan Predrag Drobniak. Lolis de bugün poda dibinde Drobniak ve Hüseyin'e rağmen daha yürekli bir oyun ortaya koyuyor. Şu anda da Drobniak'ı böylece dörtletmiş bulunuyor Lolis. İki sayısı var Quadre Lolis'in. 9 reboundu vardı. 2 kez sayı pası verdi. Ve şimdi serbest atışları ilk atış isabetli değil. İlk iki periyot sonrasında Efes Pilsen sadece 9 rebound alabilmişti. Lolis ise tek başına 9 rebound almıştı. İlk iki periyot sonrasında ikinci serbest atışı bu isabetli.
54-38. Ön alanda baskısı var Tutku'nun. Mulojmirović. Fark 16 sayı Ülkerspor lehine. Drobniak. Mulojmirović Tutku'nun baskısından sıyrılıp topu alıyor. Mulojmirović dışarıya döndü. Şapanović ayağı çizgide. Atış isabetli değil. Ve faul. Evet, Mula'nın az önce yaptığı faulü pek kaçırdılarsa da Kerem'in iterek Hüseyin'i rebound alma çabalarını dikkatle yakaladılar hakemler. Ve şimdi Hüseyin'den serbest atışlar. İlk atış isabetli. 54-39. İkinci ve son atışı. Bu atışta isabetli olunca fark 14 sayı indi. Efes Pilsen kendini bulmaya başladı ve aradaki farkı ufak ufak erişiyor. 5 dakika içinde Ülkerspor 6 sayı kaydetti değerli seyirciler. Efes Pilsen ise 18 sayı buldu. Fark 15 sayı şu anda. Dolistin pası Tutku'ya. Tutku ayağı çizgide. 2 sayılık atış isabetli değil. Hüseyin'den seken top Ömer'de. Ömer topu atlıyor ama topun dışarıya çıkmasına engel olamıyor. Efes tabii aradaki farkı kapatmanın bir yolunda, en önemli yolunda savunmadan geçtiğini bildiği için çok tatlı, sert bir savunma yapıyor Ülker karşısında. Az önceki pozisyonda da bunu izledik. Efes Pilsen Ülkerspor final serisi ikinci karşılaşma ve şu anda skor 54-40 Ülkerspor lehine. 3. periyodun son ermesi için 4 dakika 41 saniye var. Devrede yakaladığı 27 sayılık müthiş performans ve farkı Ülker eritmemeye çalışıyor. Efes Pilsen de yine alıştığımız Efes Pilsen görüntüsüne Mula'nın tekrar oyuna girmesiyle kavuştu. O da aradaki farkı iyi bir savunmayla eritmeye çalışıyor. Harun'un pası pota altındaki Dolis'e. Dolis dönerek bıraktı, basketi kaydetti. 56-40, fark tekrar 16 sayı. Tabii çok deneyimli bir oyuncu Lolis. 4 faullü olunca Drobnia'nın daha etkisiz kalacağını bildiği için rahat rahat şimdi korkusuzca hücumunu oradan geliştiriyor. Mulojmirović, Drobnia'dan perdeleme vardı. Ömer'le paslaştı Mulojmirović. Karşısında Dolis var. Ömer, pot altında Drobnia topu alıyor. Drobnia dışarıya döndü. Mulojmirović, 3 sayılık atış isabetli. 3 sayılık basket Damir Mulojmirović'ten. İşte gerçek bir Mula farkı. 56-43. Fark 13 sayı. İşte 3 sayılık basket. Murat Didin oyuncularını böyle uyardı. Ve pot altından oyunu tekrar başlattı Ülkerspor. Golovic'in pası Harun'a. Harun pot altına indirdi. Handlock'un pot altında. Handlock'una müdahale var. Faul. Hüseyin Beşok itiraz ediyor. Faali yapan Hüseyin. Bu arada Drobniak hemen faul bölgesinden uzaklaştı. Zira 4 faulü var Fredrik Drobniak'ın. Kritik bir limitte. Ve Hüseyin'in de ikinci faulü. Hanlockton'un ilk serbest atışı isabetli değil. 4 sayısı var Benjamin Hanlockton'un. 3 rebound aldı. Bu aradaki 27 sayılık muhteşem farkın yarısı da gitti bu arada. İkinci atışta isabetli değil. 56-43, fark 13 sayı. 3 dakika 40 saniye sonra 3. periyot sona erecek. Mulojmirović. Drobniak'tan perdeleme. Mulojmirović. Mulojmirović pot altına girdi. Öncesinde faul var. Faul yapan oyuncu Kuadri Lolis. Mula'dan top çıktıktan sonra tekrar topu aldırmamak üzere savunma anlayışını iyice yorulduğu için Ülkerspor pek fazla uygulayamıyor ve Mula da şu anda oyunda diri ve Efes'in bütün hücumunu tek başına götürüyor. Namos Gili eski Efes Pilsen günleri gibi bu sefer de Mula ile Efes Pilsen oyun kurucusuyla oyunu kazanmaya çalışıyor. İki serbest atışta isabetli ve serbest atışlar yapılırken
Rebound'a girebilmek için pozisyon almaya çalışan Benjamin Henlock'tan faul yaptı. Dolis 4. fauline ulaşmıştı. Henlock'tan da 3. fauline yapıyor. İşte seyircilerin tepkileri ekranlara bu şekilde yansıyor. 56-45, 3 dakika 31 saniye sonra 3. periyot sona erecek. Hüseyin'in ilk serbest atışı isabetli. Fark 10 sayıya indi. Bu atışta isabetli, fark 4 sayı. 56-47, müthiş bir aleyhte tezahürat var İlker Spor'a. Harun, Goljovic, Dolis. Karşısında Hüseyin var. Dolis. Dolis hareketli. Zor pozisyondaydı. Faul. Faul yapan Hüseyin Beşok. Üçüncü faulü. Dipten Dolis'in arkasından Goljovic'i Drobny'a kalarak, dört faulü Drobny'a kalarak buraya Hüseyin'i koydular. Ancak Efes Pilsenler savunmada buradan da Lolis gene bir sayı üretmek, daha doğrusu takım adına bir faul üretmek imkanı bulabildi. Ancak gerçeği söylemek gerekirse Efes Pilsen olumlu ortaya koyduğu basketiyle aradaki farkı giderek eritiyor. Ve oyunda uzun bir periyot kaldığı için, süre kaldığı için Efes de oyuna şu anda ortak olduğu demek mümkün. Harun ve 3 sayılık basket. Mümkün ama tabii ki Kaptan Ardanay buna müsaade ederse. 59-47, fark 12 sayı. 3 dakika sonra 3. periyot sona erecek. 10 sayı bulabildi geride kalan 7 dakika içinde İlker Spor. Efes Pilsen'se 25 sayı kaydetti. İyi başladı 3. periyotta, farkı azaltmaya çalışıyor Efes Pilsen. Güzel hareketler, güzel basket. Vladoš Stefanović. Fark 10 sayı. 59-49. Kesinlikle Efes Pilsen dirildi ve maçta çok güzel bir tempoya, seyredilir bir hale geldi. Goljovic, Dolis. Hücumun sona ermesi için 8 saniye kaldı. Dolis. Atış isabetli değil. Rebound mücadelesi. Top Mulojmirović'te ve Mulojmirović'in topuna müdahale eden Cuadre Dolis. Hızlı hücumu topa müdahale ederek kesiyor Dolis. Benjamin Henlock'tan oyunda. Biraz sonra oyuna girmesini işaret etti. Mehmet Keser atar. Mulojmirović, Ömer. Mulojmirović, Drobnjak'tan perdeleme. Stefanović boş pozisyonda. Mulojmirović, 3 sayılık atış isabeti değil. Seken top Goljovic'te. Bu toplar İlker için önemli şimdi. Aradaki farkı koruması açısından İlker'in de boş dönmemesi lazım. Bu vitesi, oyunu durgunlaştırdığı vitesi biraz değiştirmesi lazım. 2 sayılık atış denemesi isabetli. 2 sayılık basket Miljan Goljovic'ten. 2 sayılık basketi buluyor Miljan Goljovic. 61-49 yapıyor skoru. Ve Oktay Mahmutin'in molası geldi. Efes Pilsen Ülker Spor final serisinde ikinci mücadele. 61-49 üstün olan taraf Ülker Spor ve 3. periyodun sona ermesi için 1 dakika 48 saniye var. İstatistiklerden de görüyoruz. Efes Pilsen'de 18 rebound olarak ilk periyottaki rebound alamama şanssızlığında kırmış bulunuyor. Pot altından top oyuna soktu Efes Pilsen. Mulojmirović'in pası Stefanović'e. Drobnjak. Mulojmirović karşısında tutku var. Hüseyin topu aldı. Henlock'un baskısı. Ömer dışarıda. Henlock'un karşısında zor bir atış deniyor Hüseyin ve basketi buluyor. 61-51. Mola oyunda olunca Hüseyin de bir başka oynuyor. Drobnjak da bir başka oynuyor. Efes Pilsen'in en önemli silahı mola. Ve şimdi Ülker Spor hücumu. Goljovic'in pası Henlock'una. Henlock'un, Goljovic. Goljovic 3 sayılık atış kullandı. 3 sayılık atış isabetli değil. Mulojmirović yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Tutku Henlock'un, ardından Harun. Harun yüklendi ve basketi buldu. Harun Erdenay'ın 2 sayılık basketi. 63-51, son 1 dakika 3. periyotta. Efes Pilsen'in temposunu, direnişini, oyundaki etki kurma çabasını Harun Erdenay bulduğu sayılarla Ülker adına kırmaya çalışıyor. Mulojmirović, hücumun sona ermesi için 8 saniye kaldı.
Drobniak. 3 sayılık atış kullandı. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde Hüseyin var ama Hüseyin topuna hakim olamadı. Şimdi Tutku. Tutku Golovic'e pas verdi. Golovic ve basket. 65-51. Fark 14 sayıya çıkıyor. Bu sayı Golovic'in olduğu kadar da Tutku'nun. Volomerovic. Efeski sene İlker Spor'a 6 saniyelik bir hücum süresi kalacak. Volomerovic. Volomerovic. Pot altına girdi. Turnikesi isabetli değil. Çünkü Hırvat oyuncuyu faulle durduran Benjamin Handlockton. 11 saniye sonra 3. periyod sona erecek. Handlockton'ın 4. faulü. Tıpkı Wallace gibi o da 4 faulle oynuyor. Bu periyotta yarı yarıya aradaki farkı 27 sayılık muhteşem farkı Efes Pilsen indirmeyi başardı diyebiliriz. Ve biz de tabii diri alıştığımız bir Efes Pilsen seyrettik 3. periyotta. Volomerovic'in 2. serbest atışı isabetli. 65-52. Fark 13 sayı. Son hücum olarak kullanacak bunu Ülkerspor. Harun. Harun 3 sayılık atış denemesi ve basket. 3 sayılık basket Harun Erdenay'dan. Ve bu 3 sayılık basket 3. periyodun skorunu tayin ediyor. Ülkerspor 68, Efes Pilsen 52. Gerçekten Harun Erdenay Efes'in direnişini, aradaki farkı kapatma direncini kıran oyuncu oluyor Ülker'de. Ne zaman Efes Pilsen aradaki farkı kapayacak bir seri yakaladığı zaman kaptan işte böyle gördüğümüz gibi mükemmel atışlarıyla Ülker adına devreye giriyor. Farkın kapanmasına müsaade etmiyor. Değerli seyirciler, 1. Basketbol Ligi'nde ilk şampiyon 1966-67 sezonunda Altın Ordu takımıydı. Ama acaba basketbolumuzun kilometre taşları nelerdi, onları hatırlatalım sizlere. 1904 yılında basketbol ilk kez Robert Koleji'nde spor salonunda oynandı. Robert Koleji spor salonunda oynandı. Ve 1921 yılına gelindiğinde kayıtlara geçen ilk resmi basketbol maçı İstanbul Cağaloğlu'nda oynandı. 1927 yılında ise İstanbul'da basketbol ligi kuruldu. 1936 yılında milli takımımız ilk milli maçını Yunanistan'la oynadı ve rakibini 49-12 yendi. 1948 yılında ise Londra Olimpiyat Oyunları'nda final maçı yöneten bir hakemimiz vardı ve adı Naili Moran'dı. 1949 yılında ise Kahire'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız 4. sırada yer aldı. 1951 yılında ise Paris'te yapılan 7. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bir Türk hakemi İzzettin Somer Avrupa Şampiyonası finalini yöneterek bu alanda bir ilke imza attı. 1952 yılında ise milli takımımız Helsinki Olimpiyatları'nda yer alıyordu. 1955 yılında Turgut Atakol 9. Avrupa Şampiyonası'nda final maçı yönetti ve bu alanda tarihe geçen 2. Türk hakemi oldu. 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda ise 5. Dünya Kongresi'nde Turgut Atakol FIBA Teknik Komitesi'ne seçildi ve bu görevi tam 20 yıl aralıksız sürdürdü. Ve ardından 1959'daki Avrupa Basketbol Şampiyonası ülkemizdeydi. Ardından 1961 yılında uluslararası arenadaki kulüpler düzeyindeki ilk galibiyetler Galatasaray'dan geldi. 1964 yılında ilk kez Bayan Milli Takımı kuruldu. Ve 1966 yılında kurulan Deplasmanla Lig'le birlikte 1. Basketbol Ligi'nde mücadeleler başladı. İlk şampiyon Altın Ordu'ydu. Ve o zamandan bu zamana 1. Basketbol Ligi'nde karşılaşmalar oynanıyor. Ve 35. şampiyonu belirlemek üzere işte final serisi Efes Pilsen Ülkerspor arasında. Ve 4. periyot başladı. Finaldeki, final serisindeki 2. karşılaşma ve 2. karşılaşmada 4. periyot başlarken 68-52 üstünlüğü var Ülkerspor'un. Drobniak 2 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Handlockton. İşte Hidayet Türkoğlu. Hidayet de endişeyle seyrediyor. Tabii 3-0 bu seri biter demişti. Onun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, Efes'le yine 3-0 bu serinin bitip bitmeyeceğini izliyor NBA'deki gururumuz Hidayet. Kerem. Tutku. 3 sayılık atış denemesi isabetli değil. Kerem aldı reboundu. Harun. Hücum tazeliyor Ülkerspor. 16 sayılık bir üstünlük yakalamış durumda. Ülkerspor deplasmanda. Harun. Kerem'den perdeleme. Harun 3 sayılık atış. Top hiçbir şeye değmedi. Ve Mulojmirovic'de kaldı. Şimdi hücum bölgesine Efes Pilsen. Mulojmirovic.
pot altında hareketlenmeye çalışan Drobnyak indiriyor. Bu arada hücum faali yaptığını işaret etti Mehmet Keser atar Damir Mulojmirović'in. Mula'nın faullerini dörde çıkarması Efes Pilsen adına büyük dezavantaj doğal olarak. Efes Pilsen cephesinde Damir Mulojmirović ve pasını verdiği Predrag Drobnyak dörder faal oynayan oyuncular. Ülker Spor cephesinde ise Quadra Lolis ve Benjamin Henlock'tan'ın dörder faali var. Bu arada dört faal oyuncularından Efes Pilsen'in Predrag Drobnyak oyun kenarında, yerinde ise Mehmet Okur var. Bir buçuk dakikalık süre sona erdi son periyotta ve takımlar henüz sayı bulamadı. Golovic 3 sayılık atış denemesi isabetli değil. Hüseyin aldı topu. Ömer şimdi hücum geliştiriyor Efes Pilsen. Mulojmirović. Stjepanović dışarıya çıkıyor ve topu aldı. Bola istiyor Murat Didin. Stjepanović'in pası Ömer'e. Hüseyin pota altında hareketli. Foul. Hüseyin'e faul yapan Benjamin Henlock'tan ve Benjamin Henlock'tan 5 faul oyun dışında. Mula'nın 4 faulü gibi Henlock'tan'ın da erken 5. faulü aldığını izliyoruz. 2 dakikalık süre sona ermişti. Son periyotta Benjamin Henlock'tan 5 faul oyun dışında ve Murat Didin de mola istemişti. Şimdi molasını kullanıyor Murat Didin. Tabii Ülker Spor'un önünde şu anda bir periyot gibi bir zaman kaldı. 16 sayılıkta üstünlüğü var. Aslında Efes Pilsen'in ilk yarıdaki ikinci periyotta bu oyunda dengeyi kaybettiğini görmüştük. İkinci periyotta 30-25 gibi 30'a 5 gibi 25 sayılık bir farkı Ülker'e vermesiyle beraber Efes Pilsen bu avantajını kaybetti Ülker üzerindeki. Şimdi o aradaki farkı değerlenerek toparlanarak kapatmaya çalışıyorsa da Ülker Spor'da deneyimli bir takım, etkin oyuncuları var. Özellikle Harun Erdanay'ın yüksek isabetle oynadığını bugün izliyoruz. Ülker Spor'un bu saatten sonra bu aradaki farkı kapatarak bu maçı Efes Pilsen'e teslim etmesi için büyük mucizeler gerekiyor bence. Efes Pilsen 6. kez finalde ve son 3 yıldır finalde kaybediyor. 1997-98 sezonunda Ülker Spor'la mücadele etmişti Efes Pilsen. 4-2'lik sonuçta Ülker Spor şampiyon olmuştu ve antrenörü Çetin Yılmaz'dı. İşte Çetin Yılmaz görüntüye geliyor. Hemen yanında Aydın Örs var. O da karşı taraftaydı. Efes Pilsen'deydi. Ve ardından Efes Pilsen'in 2 mağlubiyeti daha var finallerde. Onları da 1. Lig'den çekilen Tofaş karşısında almıştı Efes Pilsen. Ve ne ilginç bir tesadüftür ki Tofaş'a son şampiyonluğunu yaşatan Tolga Öngören aynı zamanda milli takımımızda yardımcı antrenör. Dolayısıyla Aydın Örs karşısında galibiyet elde eden iki antrenör de şu anda milli takımımızda yardımcı antrenörler Çetin Yılmaz ve Tolga Öngören. Ve 3 sayılık basket geldi. Biz sizlere tarihçeyle ilgili bilgiler verirken 3 sayılık basket geliyor ve skor 68-55 oluyor. Bu arada Harun Erdanay'ı kenara almış vaziyette Murat Didin. Haluk Yıldırım'la bir skorunu dengede tutmaya çalışıyor. Haluk'un pası tuttuya. Golovic. Golovic. Golovic'in faulü. Golovic hücum geliştirmeye çalışırken İsmail Özgün pozisyona çok yakın faul yaptığını işaret etti Milyan Golovic'in. Golovic ikinci faulünü yapmış oldu. 68-55 Ülker Spor üstleniyor. Ömer. Mulojmirović karşısında tutku vardı. Stjepanović 3 sayılık atış kullanıyor. İsabetli. 3 sayılık basket Vlados Stjepanović'ten. Fark tekrar 10 sayı. Efes Pilsen tabii akıllı hücum ediyor. En kısa süre içerisinde geçer geçmez etkin dış adamlarıyla atışı bularak aradaki farkı eritmeye çalışıyor Efes Pilsen. Golovic, tutku, Haluk, Ömer'in baskısı var. Haluk zor bir atış deniyor, basketi buluyor. Haluk Yıldırım'ın basketi. 70-58, fark 12 sayı. Harun biraz sonra tekrar oyuna girecek. 2-1 geride Ülker Spor, Efes Pilsen karşısında final serisinde amacı 2-2'lik beraberliği sağlamak ve bundan sonra şansını devam ettirebilmek, eşit bir düzeyde devam ettirebilmek. Efes Pilsen ise bu karşılaşmadan galip ayrılıp durumu 3-1 yapmak istiyor. Atıştan sonuç gelmedi ve şimdi Ülker Spor hücum geliştiriyor. Foul. Vlados Stjepanović foul yapıyor tutku açığa.
Oyuncu değişikliği. Harun Erdenay oyunda. Tutka Kerem Gönlüm oyun kenarında. Tek uzun 4 kısayla oynamayı tercih ediyor. Bütün skorerlerini içeride tutmaya çalışıyor Murat Didin. İşte seyircilerden detay görüntüler. Golovic pot altına girdi. Atış isabeti değil. Rebound mücadelesinde Hüseyin Beşoklar Efes Pilsen'de. Onun pası Mladenovic'e. Mladenovic dışarıya döndü. Ömer 3 sayılık atış isabetli. 3 sayılık basket. Ömer 10 andan geliyor. Evet, az önce söylediğimiz gibi Efes Pilsen çok çabuk geliyor ve dışarıdan atışlarla aradaki farkı eritmeye çalışıyor. Bunda da bir ölçüde başarılı oluyor. Farkı 9 sayı indirdi Efes Pilsen. Şimdi Ülkerspor'un hücumu. Haluk yüklenmeye çalışırken topuna müdahale ve top dışarıya çıktı. Top Ülker'in tabii, o top kendi kendine dışarı çıkmaz görüşünde hakemler. İşte yine Hidayet'i izliyoruz. Yanında da başarılı manajeri Tolga Tuğsavul var. Harun pozisyon yaratmaya çalıştı kendine. 3 sayılık atış deniyor, isabeti değil. Golovic rimandı aldı. Golovic zorluyor pozisyonu. Blok geldi Hüseyin'den. Bir kez daha Golovic ve topun Efes Pilsen'den dışarıya çıktığını işaret etti. Mehmet Keser atar. Haluk pot altından top oyuna sokuyor. Harun. Hücumun sona ermesi için 15 saniye var. Haluk. Karşısında Kerem var. Kerem'in baskısından sıyrıldı. Harun'a pas verdi. Lolis pot altına topu alıyor ve topu aldığı anda da Hüseyin Beşok faul yapıyor. Gerçekten bu da güzel yakaladı hakemler. Hakemler zaten deneyimlileriyle bu maçta güzel bir yönetim ortaya koyuyorlar. Eski oyuncularını tribünden izliyor amili takımı antrenörü Aydın Örs. 4 faale ulaştı Hüseyin Beşok ve yerine bir başka 4 faalli oyuncu Predrag Robnia bırakıyor. İlker Spor'un bunu avantaja dönüştürmesi lazım kendisi açısından. Tutku. Harun. Son 5 dakika maçta. Dolis perdeleme yaptı. Harun dışarıya döndü. Tutkunun pası Golovic'e. Golovic pot altına girmeye çalışırken koşu yolunu kapattığını işaret ediyor hakemler. Golovic'in, Mehmet Okur'un ve Mehmet Okur da faul yapmış oldu böylece. İkinci faulü. Golovic tabii çok etkili bir oyuncu olduğu için o topu eline aldığı zaman Efes savunması hemen ona göre reorganize oluyor. Tutku. Efes Pilsen böylece 4 faul limitini doldurdu karşılaşmada. 4. periyotta. Ülker Spor'un ise 2 faulü var. Haluk. Hücumun sona ermesi için 10 saniye kaldı. Harun zor bir atış kullandı, basketi buldu. Harun Erdenay'ın basketi. Basketi değil, gerçekte imkansızı buldu demek lazım. Çünkü havada bir de faul yapıldı üstüne. Ömer'in yaptığı savunmadaki faulli savunmasına rağmen müthiş bir sayı üretti Harun Ülker adına. Bir de faul atacak. Kaptan gerçekten işte izliyoruz. Çok zor bir durumda. Havaya kalkıyor ve düşerken de takla atarak bu sayıyı üretiyor. Harun Erdenay gerçekten kurtarıcısı bugün Ülker'in. Harun'un basketi, Ömer'in faulü ve Oktay Mahmuti'nin molası. 72-61 üstünlüğü var Ülkerspor'un. Ülkerspor'un aradaki farkı, yarıda yakaladığı 27 sayılık farkı, Efes'in gerçekten bambaşka bir Efes görüntüsünde oynadığı ikinci yarıda bu dakikalara kadar iyi koruduğunu söylemek mümkün. İşte Harun'un nefis basketini izliyoruz. Gerçekten de gemisini kurtaran kaptan diyebiliriz Harun için. Önemli bir avantaj yakalamıştı. Harun Erdenay'ın forma giydiği Ülker Spor, kaptanlığını yaptığı Ülker Spor. 29 sayısı var şu anda Harun'un. Efes Pilsen farkı kapatmaya başladığı anlarda devreye giriyor Harun Erdenay ve buna izin vermiyor. Şu anda da 11 sayılık üstünlüğü var Ülker Spor'un Efes Pilsen karşısında. Bir başka önemli adamı Golovic'in de 19 sayı ürettiğini gördük istatistiklerden. Tabii Golovic ayrıca içeride de uzun adam gibi oynadı ve çok gizli silahı oldu bugün Ülker'in. Harun'un faulden sonra kullandığı serbest atışta isabetli, maçtaki 30. sayısı. Final serisinin ilk maçında 12 sayı kaydetmişti kaptan Harun Erdenay. Şu anda 30 sayısı var. 73-61 son 4.5 dakika.
Drobniak topu aldı. Bu arada topa müdahale var. Ve pot altından top oyuna sokacak Efes Feysel. Ömer topu pot altından oyuna soktu. Mehmet yanında Ömer'in. Ömer baskından sıyrılmaya çalışırken faul. Faul yapan Miljan Goljovic. Onun da üçüncü faulü. Ama Ülker'in takım faulü henüz ikide. Ömer pot altından top oyuna sokacak. Ömer. Drobniak. Kerem. Ula Ömerovic. Ula Ömerovic. Drobniak. 3 sayılık atış kullandı isabetli. 3 sayılık basket Predrag Drobniak'tan. 73-64. Fark 9 sayı. Ve de her an her şeyde hakikaten bu oyunda olabilir. Efes Pilsen'in toparlanmasıyla oyun seyredebilir bir hale geldi ve çok da heyecanlı bir hale geldi. Perdeleme Goljovic'ten Harun. Goljovic. Goljovic. Goljovic'e müdahale. Kerem. Kerem'in pası Mehmet. Ancak atışı isabetli değil çünkü Mehmet'i faulle durduruyor Ülker Spor. Faul yapan oyuncu Haluk Yıldırım. ...73-64 skor. Fark 9 sayı Ülker Spor lehine. Mehmet ilk atış isabetli. Mehmet'in karşılaşmadaki ilk sayısı. 73-65. 73-66. Farkı böylece 7 sayıya indirdi Efes Pilsen. Ülker Spor hücumu. Tutku. Mula Ömerovic karşısında. Topsuz bölgede faul işaret ediyor İsmail Özgün. Harun Erdana'ya yaptığı savunma sırasında faul yaptığı ve faulleri de 4'e çıktı Ömer'in. Ömer Onan, Hüseyin Beşok ve Predrag Drobniak 4'er faul oyuncuları Efes Pilsen'in. Ve takım faul limitte 4'ün üstünde olduğu için Harun Erdana'y faul atışlarını kullanacak. 30 sayısı var şu ana kadar. 31. sayısı işte böyle geldi Harun'un. Ülker Spor cephesinde Benjamin Henlock'un 5 faal oyun dışında Dolis'in 4 faali var. 32. sayısı Harun Erdanay'ın. 75-66. Mula Ömerovic'e faul. Faul yapan Haluk Yıldırım. İlk serbest atış isabetli. 16 sayısı var Damir Mula Ömerovic'in. İkinci atış da isabetli. 75-68. Fark 7 sayı. Ülker Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Son 3 dakika 20 saniye. Tutku. Dolis pota altında top bekliyor. Dolis zor da olsa topun sahibi. Dolis karşısında Drobniak var. Dışarıya döndü Tutku'ya. Tutku 3 sayılık atış isabeti değil. Seken top Tutku'da ama hayır. Daha önce Ömer. Ömer araya girdi. Kerem Drobniak ve smaç. Basket geliyor. Zor da olsa smaçı buldu. Predrag Drobniak ve böylece farkı azaltma önünde önemli bir basket bulmuş oluyor. Efes Pilsen 75-70 oldu skor. Hemen de Murat İdin molasını alıyor. Tabii 5 sayılık bir farka indi aradaki fark. Kendi ilk yarıda sağladıkları 27 sayılık krediyi erite erite 5 sayılık farka kadar getirdiler. Tabii Efes Pilsen'in bunda ikinci yarıda toparlanması ve uzun süre kenarda tuttuğu Mula nedeniyle oluşan 27 sayılık farkı tekrar Mula'yı oyuna sokmak suretiyle Mahmudi eritmeyi başardı bir ölçüde. Tabii maçın heyecanı devam ediyor. Şu anda da bu maçın her iki taraf için de ortada olduğunu söylemek mümkün. Efes Pilsen'in geriden geldiğini hemen hemen bir yokluk geriliğinden yani 27 sayılık muhteşem bir farktan geldiğinde göz ardı etmemek lazım. Değerli seyirciler,
Karşılaşmada en skorer oyuncu Harun Erdenay 32 sayıyla Miljan Golovic'in 19 sayısı var. Dolayısıyla bu ikili 51 sayı bulmuş oldu. 75 sayının 51'i bu ikilden geldi. Dolayısıyla Efes Pilsen de bu ikiliye dikkat diyor ve savunmasını buna göre kuruyor. Wallis son 3 dakika. 5 sayılık üstünlüğü var Ülkerspor'un. Önemli bir hücum Ülkerspor için. Haluk. Karşısında Kerem var. Haluk. Harun. Mehmet karşılıyor Harun'u. Harun pot altına girmeye çalışırken Mehmet'in faulü. Golovic'i ve Harun'u değişe değişe Mehmet Okur tutuyor. Ancak tuttuğu zaman da kaçırdığı için zaman zaman adamları faul oluşuyor. Bu arada Alper Yılmaz oyuna giriyor. Mehmet Okur oyun kenarında. Bu mismatch'i hemen Oktay Mahmudi fark etti ve Golovic'le Harun'un başını bağlamak için Alper gibi iyi savunması olan bir oyuncuyu oyuna aldı. 32 sayısı var Harun'un, 33. sayısı. Gerçekten çok muhteşem bir performans Harun Erdenay'dan. Bu atışta isabetli 34. sayısı Harun Erdenay'ın. 77-70 fark 7 sayı Ülkerspor lehine. Son 2 dakika 40 saniye. Kerem'in pası Mulanorovic'e. Alper pas bekliyor. Kerem dışarıda. Mulanorovic Alper'e pas verdi. 3 sayılık atış denemesi. Alper 3 sayılık atış isabeti değil. Drobnyak aldı reboundu. Alper. Mulanorovic 3 sayılık atış bölgesinde. Karşısında Haluk var. Mulanorovic pot altına girdi. Zor pozisyon. Atış isabetli. Damir Mulanorovic'in 2 sayılık basketi. 77-72 fark 5 sayı. Ülkenin Harun'u varsa karşı tarafında Efes'in de Mulas'ı var. Efes'in bütün hücum gücünü ve sayı gücünü Mula temsil ediyor. Haluk. Harun. Harun 34 sayısı var Harun'un. Harun zorluyor pozisyonu. Ancak pozisyonu zorlayınca topu kaybetti. Bulamıyorum için pası Alper'e. Alper 2 sayılık atış bölgesindeydi. Drobnyak 3 sayılık atış bölgesinde. Drobnyak 3 sayılık basket. Drobnyak 3 sayılık basket. Fark 2 sayı. Alper. Muhteşem bir karşılaşma. 77-75. Fark 2 sayı indi. 29 sayılık farkı eritti Efes Pilsen. Ve şu anda fark 2 sayı. İnanılmaz bir karşılaşma. Alper müthiş akıllı davranarak Drobnyak'ı en iyi atış yaptığı bölgede buldu. Ve Efes aradaki farkı kapatmayı başarıyor. Çok çok önemli bir hücum Ülkerspor için. Haluk zor bir atış isabetli değil. Seken top tekrar Haluk'ta. Pot altına girmeye çalışıyordu Haluk. Ama pot altına girmeden önce topun hakimiyetini sağlarken kendisine faul yapan oyuncu Kerem Tunçeri. Oyun öyle bir duruma geldi ki her iki tarafta 4 faul limitin üstünde olduğu için her türlü hücum teşebbüsünde ya sayı bulunuyor ya da faul oluşuyor. Dolayısıyla her iki tarafa da her an dönebilecek çok kritik bir ritme girdi oyun. Haluk Yıldırım karşılaşmada ilk kez serbest atışlar kullanıyor. İlk atışı isabetli. 78-75 fark 3 sayı. 1,5 dakika sonra karşılaşmanın galibi belli olacak. Eğer galip Ülkerspor olursa 2-2'lik beraberlik oluşacak final serisinde. Efes Pilsen olursa 3-1 öne geçecek Efes Pilsen. 2 serbest atışta isabetli 79-75. 4 sayıya çıkartıyor farkı Ülkerspor. Önemli bir hücum işte Efes Pilsen için. Kerem. Mulanorovic. Drobnyak. Drobnyak. Alper. Ömer, 3 sayılık atış isabetli. 3 sayılık basket Ömer Onan'dan. İnanılmaz bir mücadele. 79-78 fark bir sayıya indi. Efes Pilsen 3. periyotla birlikte toparlanmaya başladı. Ardından 4. periyot ve işte maçın son ermesi için 1 dakika kaldı ve fark bir sayı. 79-78 kritik bir hücum. Tutkunun pası Haluk Golovic'e basket. Golovic'e basket. 81-78 fark 3 sayı. Her şeyin olabileceği bir karşılaşma. Kerem hücum bölgesinde Efes Pilsen. Mulanorovic dışarıya çıkıyor. Kerem'in pası Mulanorovic'e. Drobnyak. Mulanorovic hücumu sona ermesi için 7 saniye kaldı. Mulanorovic. Mulanorovic. Zor pozisyon. 3 sayılık atış isabetli değil. Golovic'te kalan top. Ve bu arada sahaya atılan bir pet şişe. Ve mola geliyor. Molayı alan Oktay Mahmuti. 29 saniye sonra karşılaşmanın galibi belli olacak.
81-78 üstünlüğü var İlker Spor'un. Muğla'nın çok güzel getirdiği bu maç sırasında şu son zorlaması biraz gerçekten Efes Pilsen'in aleyhine oldu. Çünkü çok sıcak bir vaziyette Drobnyak'ı görerek bu hücumu Drobnyak'tan kullanması daha doğru olurdu. Ancak maç tamamen korakor tempoya girdiği için artık kimin ne yaptığını kestirebilmek mümkün değil. Mahmudi tabii geriden gelerek müthiş bir farkı kapattı Efes Pilsen. Efes Pilsen'in gücüyle tabii bunları gerçekleştiriyor biliyorlar ve Mula'nın da performansıyla gerçekleştirebilirler. Ancak tabii Ülker'in de bütün maça yaydığı başarı karşısında onun da bu maçı kazanmak hakkı. Her iki tarafın da hakkı olan ortada bir maç ve çok kısa saniyeler içinde bu maçın galibini hep birlikte göreceğiz. Efes Pilsen durumu 3-1 mi yapacak yoksa Ülker Spor başarılı götürdüğü maçtan 2-2 beraberlikle mi çıkacak? İlk periyot 19-17 Ülker Spor, ikinci periyot 49-22 Ülker Spor, üçüncü periyot 68-52 Ülker Spor ve 29 saniye sonra galip belli olacak. 81-78 üstünlüğü var Ülker Spor'un. Fark 3 sayı, her şey olabilir bu 29 saniye içinde. Maçın en skorer oyuncusu Harun Erdenay kaydettiği 34 sayıyla Miljan Golyovic'in 21 sayısı var. Bu ikili toplam 55 sayı kaydetti. 81 sayının 55'i Harun'dan ve Miljan Golyovic'den geldi. Islanan zemin siliniyor. Birazdan son 29 saniyeye gireceğiz. Top da Ülker Spor'da, avantaj da Ülker'de demek mümkün. Haluk faul yapmaya çalışıyor. Efes Pilsen'le oyuncular ve hemen faul geldi. Faul yapan Damir Mulojmirović. Bu kritik bir faul çünkü Damir Mulojmirović 5 faul oyun dışında. Mula tabii oyunu kurtarmak adına taktik faulü yaptı. Ne kadar kısa süre içerisinde oyunu keser ve takımına hücum fırsatı bırakırsa diye Mula faul yaptı ama Efes Pilsen takımının da yarıdan fazlası Mula demek. Mulasız bu son 27 saniye Efes'e ne getirir hep birlikte göreceğiz. Mulojmirović mi yoksa Vladoš Čepanović mi, bakalım bunu serbest atışlardan sonra göreceğiz. Haluk Yıldırım ilk serbest atışı isabetli. Karşılaşmadaki 3. serbest atışı ve 3'ü de isabetli. Şimdi 4. atışını kullanacak. 82-78 fark 4 sayı. Bu atış da isabetli. 4'te 4. 83-78. Kerem hücum geliştiriyor Efes Pilsen. Çok önemli bir hücum Efes Pilsen için. Kerem. Alper 3 sayılık atış isabetli. 3 sayılık basket Alper Yılmaz'dan. 83-81. Ön alanda baskı var. Hemen faul yapıyorlar. Harun'a faul yapan oyuncu Alper Yılmaz. Ama Harun elbette yanlış bir seçim. Çünkü Harun şu anda maçın en skorer oyuncusu. Ama elbette Ülker Spor'da avantajı o yönde gördüğü için topu hemen Harun'a kazandırdı. Ülker Spor'da Harun şimdi serbest atışlar kullanacak. Tabii Harun serbest atışlar kullanarak bu serbest atışları oranında Efes Pilsen'i 3 sayılık limit içerisinden uzak tutmaya çalışacak ki uzatmaya gitmesin maç. İşte çok önemli iki serbest atış. İlk atış isabetli. 84-81 fark 3 sayı. 14 saniyelikte bayağı uzun bir süre var. Son atışı Harun'un. Bu atışta isabetli. 85-81. 4 sayılık üstünlüğü var Ülker Spor'un. Şimdi kesinlikle faul yapmayın diyor. 3 sayılık atış denemesi isabetli. Ömer Unan'ın 3 sayılık basketi. Büyük bir mücadele. Haluk'a faul. Faul yapan oyuncu Kerem Tunçeri. Nefes kesen bir karşılaşma. 85-84. Fark 1 sayı Ülker Spor lehine. Ve maçın son ermesi için 7.6 saniye var. Evet, sen taktik faullerini çok akıllı ve çok zamanında yaptı. Kime ne yaparsa fark etmez ama zamandan çalmamak için hemen faullerini yaptı. 7 saniyelik bir süre var. Faluk'un atışından sonra ikisinin de başarılı olması halinde bile gene bir 3 saniyelik limit söz konusu. Şimdiye kadar bütün atışlarından sonuç alan Haluk Yıldırım ilk serbest atışını kaçırmıyor. İkinci ve son atışı 86-84. Bu atış isabetli değil. Drobnyak topu aldı. Karşılaşmanın son ermesi için 3 saniye var. Alper dışarıya dönmeye çalışırken topu kaybediyor. Ve böylece finaldeki ikinci karşılaşmadan galip ayrılan taraf Ülker Spor oluyor. Gerçekten karşılaşmanın müthiş. Sonucu Ülker Spor 86, Efes Pilsen 84. Gerçekten müthiş bir maç oldu. Nefis görüntüler içerisinde Ülker Spor 27 sayılık farkla yakaladığı devreden sonra korakor oynadığı bu maçı 2-2'lik beraberliğe
2-2'lik beraberliğe getirmeyi başardı. Ülker Spor seyircisiyle bütünleşiyor ve de bu başarısını kutluyor. Şu anda artık seride 2-2'lik beraberlik var ve maçların bundan sonraki gelişmelerinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz. İşte Hidayet de izliyoruz. 3-0'lık bir başarıdan bahsetmişti. 3-0 alacağını Efes Pilsen'in söylemişti ama şu anda Efes Pilsen'in de bunu gerçekleştiremedi ve seride 2-2 beraberlik var. Ve değerli seyirciler, böylece karşılaşmanın sonucu geldi. Efes Pilsen Ülker Spor mücadelesi 1. Basketbol Ligi'nde playoff'taki finaldeki ikinci mücadeleydi bu. İlk karşılaşmadan 96-77 Efes Pilsen galip ayrılmıştı. Durumu 2-1 yapmıştı. Ülker Spor çok zor geçen bir karşılaşma sonrasında, özellikle son periyodu nefes kesen karşılaşma sonrasında maçtan 86-84 galip ayrıldı. Böylece final serisinde durumu 2-2 berabere yaptı. Bu karşılaşmanın sizlere ulaşmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte spikeriniz ben Gökhan Özer. Yorumcunuz ben İnal Özoğak. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape.